Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'ın da katılımıyla genel güvenlik ve asayiş konulu bir basın açıklaması düzenledi. Vali Usta, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla suç ve suç örgütleriyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Farklı tarihlerde meydana gelen ve birbiriyle ilişkili olduğu düşünülen silahlı saldırılara dair açıklama yapan Vali Usta, şunları dile getirdi. Bingöl Vali olarak vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşaması amacıyla emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin etkin bir şekilde sağlanması, her türlü suç ve suç örgütlerine mücadele önlemden almak, suç ve suçluyu tespit etmek gayesiyle çalışmalarımız bu çerçevede aralıksız devam etmekteydi. 17 Ocak 2024 tarihinde bir şahsın silahla yaralanması, yine aynı tarihte meydana gelen iş yeri kurşunlama ve araç kurşunlama, 20 Ocak 2024 tarihinde iş yeri kurşunlama, 7 Ocak 2024 tarihinde 6136 sayılı kanuna muhalefet, 12 Şubat 2024 tarihinde kişi hürriyetinden yoksun kılma ve silah tehdit olayları, yine 17 Şubat 2024 tarihinde yine 6136 sayılı kanuna muhalefetle ilgili asayişe müteallik olayların meydana gelmesi sonrasında Bingöl Valiliği olarak İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince ayrıntılı bir inceleme başlattık. Yani son iki ayda toplam asayişe müessesi olarak 6 tane olay meydana geldi ilimizde. Bu olayları topladığımız zaman bu olayları biz söz konusu olayları 2023 yılında 29 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen 6136 sayılı kanuna muhalefet, yine 31 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme, yine 27 Eylül 2023 tarihinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokma olaylarıyla bir arada değerlendirdik. Yani 2024'teki meydana gelen 6 olay, 2023'teki daha önce meydana gelen 3 olayla beraber birlikte değerlendirdik. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman 2024 yılında meydana gelen olaylar 2023 yılında meydana gelen olaylarla birleştirdik ve birbiriyle bağlantılı ve olaylara karışan şahısların birlikte hareket ettiklerini gördük. Konu ilgili yapılan ön çalışmalar neticesinde olayların kalabalık gruplar arasında gerçekleştiği, olaylar esnasında çok sayıda boş kovan ve isabetin söz konusu olduğu, olayla bağlantısı olmayan kişilerin araç ve iş yerlerinde de zararlara uğradığını gördük. Konu ilgili yapılan çalışmalar başkanlığımda Bingöl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanımız ile birlikte değerlendirdik ve tarafımızca konu Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirdik bu konular, asayişle ilgili olaylar. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan toplantı sonucu oluşturulan plan kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'nce konunun çok yönlü araştırılması amacıyla arkadaşlar özel bir ekip kuruldu. Bununla birlikte meydana gelen olaylarda vatandaşların huzur ve güvenini sarsacak eylemlerin tekrar gerçekleşmemesi amacıyla il merkezinde de artan oranda planlı asayiş uygulamalarını gerçekleştirdik. Saha çalışmaları ve teknik imkanlardan faydalanarak yürütülen çalışmalarda yaklaşık 650 saatlik kamera görüntülerinin incelenmiş, olaylarda tabanca, tüfek ve otomatik silahlar kullanıldığı görülmüştür. Soruşturma aşamasında şüpheli şahısların öncelikle olaylarda kullanmış olduğu araçların plakaları tespit edilmiş, sonrasında kimlik ve adresleri de tespitleri yapılmıştır. Bu kapsamda Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Bingöl İl Jandarma Komutanı ile birlikte olaylara karışan şahısların araç, iş yeri ve adreslerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar ve dosya kapsamında meydana gelen asayiş uygulamalarında ilimizde bir adet Kalaşnikov diye tabir edilen AK-47 uzun namlulu silah, ki bu kurum envanterinden de olmayan bir silah, AK-47 uzun namlulu tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet hücum yeleği, 98 adet 7.62 mm çapında fişek, 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 80 adet 9 mm fişek, 7 adet 7.65 mm fişek, 12 adet av tüfeği, 18,5 gram narkotik madde, 1 adet özel üretim bıçak, 8 adet cep telefonu ele geçirmiş olup toplam 12 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılmıştır. Soruşturmamız son yönü devam etmektedir. Bingöl Valiliği olarak emniyet ve jandarma kolluk kuvvetlerimiz ile halkımızın huzur ve güvenliği için
suç ve suçlarla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. İlimizde bu şekilde organize suç örgütü niteliği taşıyan mafyavari yapılanmalara kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi